Merhabalar, bugünkü aracımız 2013 model Hyundai i10. i10 aracımıza Grundig, Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 modelini entegre ettik. Cihazımız Apple CarPlay, Android Auto ve her iki telefonda da ekran yansıtma özelliğine sahip. Aramıza önce yaptığımız işlemlerden bahsedelim. Birincisi i10'a uyumlu olan bu passenger airbaglerini, airbag ışıklarını, dört tutuşunu, emniyet kemerlerini ve havalandırma peteklerini içine kapsayan bir çerçeve kullandık. Grundig cihazımız, direksiyon kontrollerinin çalışması için de adaptör kullandık. Şöyle ses açma kapama, radyoda göstereyim. Kanallar arasında geçiş. Mod tuşu da yine CarPlay ve ana menü arasında geçiş için. Bir de sessiz alma tuşunu biz bas konuş olarak ayarladık. Örneğin İstanbul'da hava nasıl? Bir saniye. Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 32 derece. Bunun gibi kullanıcı direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok işlemi yapabilecek. Örneğin Muharrem'e WhatsApp'tan mesaj yaz. Hangisi? Muharrem, ne söylemek istiyorsun? Aracın işi bitti mi? Muharrem Miksepe'de WhatsApp mesajın şöyle. Aracın işi bitti mi? Göndermeye hazır mısın? Gönder. Bir dakika. Tamam, gönderildi. Bunun gibi birçok işlemi konuşarak yapabiliyorsunuz. CarPlay menüsünde neler var? İşte Google haritalar. Buradan Spotify ya da Google Maps gibi, YouTube müzik gibi uygulamalar kullanıyorsanız onlara da erişim sağlayabiliyorsunuz. Örnek olarak biz burada da gösterelim. Gene burada da ses açma kısmı, şu an internet biraz kötü çekiyor. Gene şarkı ileri ya da geri. Bunlar da sorunsuz çalışıyor. Bir diğer eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vitesi attığımız zaman otomatik ekrana geliyor. Bir de iPhone Mirror'dan örnek verelim. Aracın orijinal USB'sini çalıştırdık. Apple CarPlay ve iPhone Mirror kablo ile yapılıyor. Şöyle ayarlara giriyoruz. Telefon bağlantı ayarı, telefon bağlantı cihazı. Buradan Android Auto mu yoksa Android Mirror mu? Apple CarPlay mi yoksa iPhone Mirror mu yapmak istediğimizi buradan seçiyoruz. Örneğin biz şu an iPhone telefondan ekran yansıtmak istiyoruz. iPhone Mirror seçiyoruz. Kablomuzu takıyoruz. Ekrana gelen bu bilgisayara güvenilsin mi ibaresine güvendirdikten sonra telefonumuzun ekranı tamamen oraya yansımış oluyor. Örnek olarak şuradan bir video açalım. Örneğin bu şekilde. Bu videodan kaynaklı normalde tam ekran kapsıyor. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız WhatsApp destek hattımızdan, Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.